Dinler. Seyit Daha Hazretlerini sırtında taşıyan bu kadim şehir Şemdinli'den sesleniyor ve diyoruz ki Anadolu'dan giden 7 düvel Haçlılar sabırsızdır. 7 bölge, 4 mevsim, 81 vilayet, 970 ilçeyle uyanık olmalıyız. Ülke olarak bağımsız yaşamaktan başka seçeneğimiz yoktur. Muhtaç olduğumuz kudret, istiklal marşımızın satırlarında vardır. Korkma diye başlayan bütün dünya karşımıza da geçse de korkmayacağız. Bu memleket bizimdir deyip bizim olanı yaşatmak, ülkemize, vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Arkadaşımızın hiçbir günahı yoktu. Yokken şehit edildi bu arkadaşımız. Bunu özellikle ben gördüm, gözüm çarptı. Yüce Allah. Patlatılan mayın sonucu 3 askerimiz şehit olmuş, 7 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken şerefsiz PKK terör örgütünü ve yandaşlarını bir kez daha Şemdinli'den lanetliyorum. Lanet olsun sizlere. PKK terör örgütü duygu sömürüsü yapıp ve arkasına sığınan HDP rahat siyaset yapmamaktan dem vurmaktaydı. Oysa Şehit Ahmet Budağ'ın tek suçu, tek günahı bu ülkede sizler için hizmet yapabilmek için milletvekili olmaktı. Hani yıllarca biz rahat siyaset yapamıyoruz, bize baskı var diyen hain alçak HDP, Şehit Ahmet Budağ sırf siyaset yaptığı için şehit edilirken sizler neredeydiniz? Sizler sesinizi çıkarabildiniz mi? Sizler silahın gölgesine sığındığınız ağababalarınız PKK'ya bir laf edebildiniz mi? Hayır, edemezsiniz. Çünkü sizin özgür iradeniz yok. Siz özgür iradenizi PKK'ya, PKK'nın arkasındaki şer güçlere kiraya vermişsiniz. Sizler yıllarca bizi kandırmaya, bizi dışlamaya çalıştınız. Sözde bizim temsilcimiz olduğunuzu iddia ettiniz. Binlerce Kürt kökenli kardeşimiz şehit olurken sesinizi çıkaramayan sizler asla ve asla bizim temsilcimiz olamazsınız. Bakın daha birkaç gün önce Yüksekova'da Necdet Erener kardeşim hiçbir suçu günahı yokken bu hain kalleş PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak işkence edildi ve sonra şehit edildi. Bu mu Kürt halkını savunmak? Bu mu Kürt olmak? Daha birkaç gün önce, daha birkaç ay önce Durak Karakolu'nda onlarca sivil vatandaşımızı yaraladınız. Sivil vatandaşlarımızı şehit ettiniz. Kürt halkının olsa olsa kapısındaki köpek bile olamazsınız. Niye köpek olamazsınız diyorum biliyor musunuz? Çünkü benim dedem çobandı. Dedemin babası çobandı. Benim de babam çobandı. Ben de çobanlık yaptım. Hepiniz çobanlık yaptınız. Biliyoruz ki köpek koyunlarımıza sahip çıkıyordu. Keçilerimize sahip çıkıyordu. Bizi kurtlardan, bizi düşmanlardan koruyordu. Sahibine sadık davranıyordu. Ama bu PKK, bu HDP köpek kadar bile Kürt halkına sadık olmamışlardır. Değerli Şemdinli halkı, oyun çok büyük. Bu oyunun farkına varmamız lazım. Bakın 35 yıldır ölen Kürt, öldüren Kürt, öldürülen Kürt. Bakın bizi Türk Kürt diye bizi birbirimize düşürdüler. Oysa Çanakkale'de
Şemdinlilisi de vardı, Yüksek Ovalısı da vardı, Hakkarilisi de vardı, Bingöllüsü de vardı, Vanlısı da vardı, Trabzonlusu da vardı, İstanbullusu da vardı. Yan yana bu kafir Haçlı zihniyetine karşı beraber mücadele ettiler, beraber şehit oldular. Kimse sen Kürtsün, sen Türksün, sen Arapsın, sen Zazasın, niye geldin Çanakkale'de savaşıyorsun demediler. Onlar iman için, bayrak için, ezan için, onurumuz ve şerefimiz için beraber şehit olup bu kutsal toprakları bize emanet ettiler. Bugün bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Değerli Şemdinli halkı, değerli hacı amcalar, değerli genç kardeşlerim, uyanık olalım. Gün birlik beraberlik günüdür. Bunların oyunlarına gelmeyelim. Bakın bunlar Kürt halkının çocuklarını, gelinlerini, kızlarını zorla dağa götürüyorlar. Önce canavarlaştırıyorlar, sonra ellerine birer silah verip ölüm makinesi gibi üzerimize salıyorlar. O dağda ölenlerin de anneleri babaları var. Onları zorla dağa götürenler asla Kürt değiller. O hain, kalleş, alçak PKK'nın elinde kurtarın. Yazık oluyor sizin çocuklarınıza. Bakın, bugün Kürt halkını savunduğunu iddia eden bu PKK'nın, bu HDP'li milletvekillerinin herhangi birinin çocuğunun dağa gittiğini gördünüz mü? Herhangi birinin, herhangi bir HDP milletvekilinin çocuğunun dağda öldüğünü gördünüz mü? Bunların çocukları neredeler biliyor musunuz? Bunların çocukları Amerika'da, İngiltere'de, Ankara'da, İstanbul'da, dünyanın çeşitli özel okullarında okuyorlar. En güzel kıyafetleri giyiyorlar. En güzel arabalara biniyorlar. Ama biz fakir fukara Kürt halkının, Zaza halkının çocuklarını zorla dağa götürüp terörist ediyorlar. Gelin bugün burada bir milat olarak kabul edelim. Kimin çocuğu PKK'nın elinde varsa, kimin çocuğu dağda varsa, gidin bu HDP'li milletvekillerinin yakasına yapışın. Deyin ki ya bizim çocuğumuzu getireceksiniz ya da bizim çocuğumuzu getireceksiniz. Bakın dağda çocuğu ölen annenin gözyaşıyla şehit olan annenin gözyaşı aynıdır. Gözyaşının dili, dini, ırkı olamaz. Onun için buradan bugün bu meydana gelen, ellerine ay yıldızlı bayraklarını alıp bu meydana koşan herkesten Allah razı olsun diyorum. Bugün burada bulunmanız, bu bayrağı yüksekte tutmanız, emin olun şu anda sesimizi duyan o hain, alçak Kandil'e verebileceğiniz en büyük cevaptır. Senin karnında doğmamıştır. Bizim, bakın, bizim Avrupa Partisi de sözde Cumhuriyeti temsil ettiğini söyleyen parti de, sözde halkı temsil ettiğini söyleyen parti de maalesef bu terör örgütlerinin arkasına vagon gibi takılmış, nereye gittiğini bilmiyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de vatansever olmak, vatanını sevmek, bayrağını sevmek kolaydır. Fakat burada, ta Kandil'in dibinde, Şemdinli'den, Derecik'ten, Yüksekova'dan, Çukurca'dan, Hakkari'den vatanını sevmek, bayrağını sevmek yürek ister, cesaret ister. Çekmeyiz.
Kahrolsun! Sen